Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir gün. Yeni bir video. Beraberiz. Havaların ısınmaya başlaması, mevsim değişikliği başlamasından dolayı bunların tüy değiştirme zamanı, ince tüy atma zamanı, öyle söyleyeyim. Banyo ihtiyaçları daha fazla. Çünkü bunu atmadıkları zaman hem kuşun kendine sıkıntı, artı diğer kuşlara da sıkıntı. Çünkü bu kanatlarını çırptıkça bu toz diğer kuşların solunum yollarını etkiliyor. Sonra ses çıkarmaya başlıyorlar hık hık diye. Mümkün mertebe havalar da iyiyse 2 günde bir, 3 günde bir gibi banyo vermeniz kuşlara iyi gelir. Bu sadece güvercinler için değil, evde kafes kuşu besleyenler de banyo verirler zaten. Onların da yine mevsime göre tüy değişimleri oluyor. Ama bunlar bir daha toplu yerde yaşadığı için birbirlerine toz daha çok zarar veriyor. Tozdan etkilenmiş. Bunun daha üstünde yavru sarı tüyleri var. Ama kanat çırpmaya başlamış. Hava şöyle yer yer kapalı ama yine de hava sıcaklığı iyi. 17-18 derece gibi gösteriyor. Giren kuşlar kendini kurulamaya aldı. Suyuna da ya sirke ya da dezenfektan atıyor. Dezenfektan attım bu sefer. Şu çift tepe kuşumuz da erkeğinin biraz rahatsız olmasından dolayı eş bozmuşlar. Hünkârı kovalıyor. Tabi onlardan yavru almayacağız yumurtlasa da. Yumurtayı plastikle değiştireceğiz. Böyle elma ağacı. Maşallah bu sene güzel çiçek açtı. Şöyle göstereyim. Şu armut.
mazmut ağacı. Şu yine elma ağacı. Şu vişne ağacı. Bu kiren dediğimiz. Bunlar da böyle açtı. Şu da erik ağacı. Böyle bir göz değişikliği olsun. Çiçekler arttı. Kanatlarını çırptıkları zaman toz belli oluyor. Kanat altı tozu beyaz. Bir de dışarıya çıkması da faydası oluyor. Açık havada kanat çırpıp tozu atıyorlar. Kümes içinde bu toz kümesin içinde kalıyor. Ya suyun içinden ya da solunum yoluyla başka bir kuş bunu alıyor. Ihlamur ağacı. Ihlamur veriyor. Suya giren sahile yatar gibi yattı. Kendilerini kullanmaya aldılar. Meşe iyi yiyor, en azından boğazına bakıyor. Kendini bir an önce toplar. Ah, hiç peşinden ayrılmıyor. Bu da yeni. Kız mı erkek? Yumurtaya yapılacak. Şimdi bırakmayayım. Ürkmezlerse biraz yanından çekeyim diyeceğim. Şöyle.
Bu Araplar hep kendi yavrularım bir takımdan olma. Dişiyi başka yerden, erkeği başka yerden temin etmiştim. Nevi kendi soyumu oluşturmuş oldum, yani altından bu şekilde çıkıyor. İlk defa yavrusunu aldık. Onun da ilk yavrusu şu kütüğün üstündeki yavru çıktı. İsterlerse suyunu bir tur temizlerim. Şöyle kümesim de bir içini size çekeyim. Başka bir video daha buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.